Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Biz Webtekno değildik. Kimdik Değildik. biz? Bayağı uzun zaman oldu, değil mi? Hatırlamıyorsun artık. Evet. Merhaba arkadaşlar, Pixels'ınıza tekrar hoş geldiniz uzun bir aradan sonra. Ben Mert, yanımda Ece var. Merhaba Ece. Merhabalar. Evet, yanımda yine Ece var. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Fallout New Vegas'tan Sunset Sarsaparilla yapacağız. Peki Sunset Sarsaparilla dediğimiz şey neyden yapılıyor? Bunu gerçek dünyada mı soruyorsun, oyunda mı soruyorsun? Şu anda nasıl yapacağımızı soruyorum. Şu anda nasıl yapacağımızı soruyorsan önce malzemelerden başlayalım. Bunun için gerekli malzemelerimiz 250 ml kola, Dul Hamre Tutu ve Kara Hindiba, 150 ml zencefilli gazoz, 1 çay kaşığı karanfil, 1 yıldız anason, 1 yemek kaşığı Jägermeister, 1 yemek kaşığı portakal suyu, 1 tatlı kaşığı limon suyu, nane, 100 ml sade maden suyu ve buz. Değil mi? Bu kadar. Bu kadar çok az saymışım. Bu kadar. Bu kadarcık canım, hiçbir şey. Şimdi arkadaşlar normalde Sunset Sarsaparilla Fallout evreninde bir çeşit bira olarak geçiyor. Bağımlılık yaratmıyor. Aa. Ve hiç mi? Hiç. Ve saniyede 2 can veriyor 25 saniye boyunca. Vallahi bence bu kadar ot varken bu da verir. Büyük ihtimalle bu da verir. Yani sırf Jägermeister'ın içindeki otların iyileştirici gücüne inanıyorum ben. Zaten eski tabletlerde de yazar Jägermeister'ın nasıl. Evet, iyileştirici olduğu. İyileştirici bir gücü Doktorlar olduğu. Doktorlar kullanırmış eskiden. Aloe vera keşfedilene kadar herkes her yerine Jägermeister sürermiş eskiden. Jägermeister. Jägermeister ne ya? Jägermeister. Meister de var tam olsun. Hayır, Meister. O zaman yapmaya başlayalım mı? Başlayalım Ece'cim. Sen şimdi, başla. Sen Dul Hamre Tutu'yla Kara Hindiba'dan ben böyle birer tutam gibi aldım. Onu sade sodamızla karıştırıyorsun. Sade maden suyumuzla karıştırıyorsun. Ben de şöyle bir şişemiz var. Bunun içine diğer bütün malzemelerimizi koyup karıştıracağım. Hindiba hangisi? Bu ikisi işte, karıştırdım ben. Kara hindiba ve şeyi, Dul Hamre Tutu'nu. Tamam. Düz içine mi atıyorum? Düz içine atıp sonra şu kaşıkla karıştıracaksın. Onlar orada birazcık dinlenecekler. Ben bunları halledene kadar. Ama hepsini aynı anda yapalım, tamam mı? Aa, şişemiz küçük geldi. Yani umarım diğer şeyler de sığar. Sence imkanı var mı? Sence denemeye değer mi? Hayır, değmez. Değiştirelim onu. O zaman kısa bir ara. Evet, çirkin sürahimizle geldim ben. O sırada sen de onu karıştırmışsın bakıyorum iyice. Evet. Güzel, o kendi kendine dursun şimdi kenarda. Biz de bunları şey yapalım. Bu mikrofonun üzerine atalım, tamam mı? Evet. Şimdi bunun içinde önce kolayı koydum. Şimdi zencefil gazozu. Ardından limon suyu, portakal suyu, Jägermeister. Jägermeister. Bol bol nane. Ben bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne bulduysam almışım. Ve karanfil. İsmini unuttum bir anda. Bunları da iyice şöyle tekrar karıştırıp şimdi şöyle hepsini beraber atıyoruz. Bunu en son zaten süzdüreceğiz. İçindeki o hani naneyi vesaire falan da süzdüreceğimiz için. Bak bu da çok büyük oldu. Ne yapalım, Ece sığmayacak tabii. Sanki ben şimdi bunu nasıl böyle karıştıracağım? Böyle mi? Evet. Evet. İstersen çubuk gibi bir şey de alabilirsin. Kendimi şu an dev gibi hissediyorum. Dur, çok mutluyum. Bunun şurası çıkıyor biliyorsun ama. Biliyorum ama dev gibi hissetmekten mutluydum. Şimdi bunu böyle kapağını kapatıp bir saat kadar buzdolabında dinlendireceğiz. Ondan sonra süzüp içeceğiz. O zaman kısa bir ara daha. Mantıken onlar ara vermiyor biliyorsun lan. Bize de vermiş oluyoruz. Onlar bayağı normal burası. Pitte geçiyor. İçeceğimizi çok güzel dinlendirdik. Biz de o sırada birazcık oyalandık. Şimdi bunu huni yardımıyla dökeceğiz ama ben huninin içine şöyle bir
kahve filtresi koydum. Bunu da içeceğimizin suyunu emmemesi için ıslatıp suyunu sıktım. Eğer kahve filtreniz yoksa bunu gayet de kağıt havluyla falan da yapabilirsiniz. Ben de sadece içine taneciklerinin girmesini istemiyorum, o yüzden yaptım bunu. Bence ince bir elekle de yapılır. İnce bir elekle de yapılır evet, ama bu kara hindiba ve dularot otunun içine toz toz olan parçacıklar var. Onların geçmesini istemediğim için bunu yaptım. Tamam, bunlar 2 bardak çıkacağından şüpheliyim. Çıkar çıkar. Evet, çıkmayacak. Çıkmayacak, biz 1 bardaktan içeceğiz. Evet. Daha romantik ölçüm. Aynen. Fallout da bilirsiniz, romantik bir oyundur. Aynen, dünyanın en romantik oyunu bence. Aşk, bu da 2 çıkabilir ya. Yani zorlarsak çıkar. Fazla sıkanlar. Zorlamıyorum ya. 1 bardaktan içer işte. Bunun tabi süzmesi birazcık zaman alıyor. Allah sen büyüksün ya Rabbim. İnşallah bitecek. One eternity later. Tamam bitti artık o. Doldu. Yeter. O kadar. İçinde var, ne yapayım? Tamam şuna doğru geçir. Allah Allah ya. Tamam, vazgeçtim, çok sıkıldım. Yani ben de şey koyayım bari de bitsin bir yandan. Tamam. Koy kenarda dursun o da. Biz de o sırada tadına bakalım yani. Neyse ki evde IQ'su yüksek birisi var da bu tarz şeyleri düşünebiliyor. Aynen. Olmasan ne yapardın Ece? Olmasan ne yapardın? Olmasan, olmasam olmazdım. Ev Ece'nin üstüne. Hadi bakalım. Oha çok güzel, bırak lan. Ya ben yaptım. Git onu iç. Güzelmiş bu arada gerçekten. Ama bir şey diyeyim mi? Ben içine birazcık daha Jägermeister koymak isterdim. Evet, alkolü böyle çok az olmuş yani. Aynen. Hiç alkollü gibi değil tadı. Şey gibi, bir bara gidip 50 lira verip içinde bir gıdımcık vodka aldığın kokteyller gibi olmuş. Evet ama çok güzel tadı. Evet. Konuşma. Ben şimdi bu diğer bardağın içine bir kapak daha Jägermeister koyup öyle içeceğim. Ben? Sen ben de istersen de koyarsın. Ben de içebilirim. Tamam, sen de içebilirsin. İzin veriyorum. Teşekkür ederim. O zaman... Ne? Ne yapacağız şimdi? Uzun zamandır yapmıyoruz ya, böyle bir şey yaptım ben, garipsedim. Evet arkadaşlar, bugün de sizlerle beraber New Vegas'ta radyasyona maruz kalan adam makyajı yaptık. Makyajımızın sonuna geldik. Bize destek olduğu için Jack'e ve Pip-Boy'a teşekkür ediyorum. Bir bölümün daha sonuna geldik. Nasıl kapatıyorduk lan biz? Ben de hatırlamıyorum. Açsana bir eski video. Görüşürüz arkadaşlar. Telefonum burada. Görüşürüz. Damla Bilic miydim ben?